Peki hocam, bu hafta sonu futbolun gerçeğine baktığınız zaman tabii ki derbidir. Neyin ne olacağı belli olmaz. Beşiktaş-Fenerbahçe maçı nasıl sonuçlanır? Beşiktaş iki adım önde. Normalde bir adım öndeydi. Niye? Kalite, nispeten form ve seyirci başkası. Ama şimdi Mehmet Topal yok. Fener iç açığı çıkmış. Mehmet Topal yok. Sağ bek yok. Şener Sakar, Şener, Van der Wiel oynamayacak. E kim oynayacak sağ bek? Advokat mı oynayacak? Bence taktik değiştirsin hocam. Kimi? Ne taktiği? 3-5-2 yapsın. Ya 3-5-2 oldu mu adamı 5 yaparlar. Öyle bir maçta bak, taktik değiştirmek, yatak örtüsü değiştirmek değildir. Ama sonuç olarak sistemin zedelenmiş olması, Şener'in oynamayacak olması, Van der Wiel'in oynamayacak olması. Van der Wiel zaten oynamaz. Topal'ın oynamayacak olması Fenerbahçe için mutlak dezavantajdır. Hem ofansif dezavantajdır hem de defansif dezavantajdır. Ama defansif dezavantajı daha yüksek bir yere çıkıyor. Dolayısıyla şu an eğer bu sakatlıklar olmasa Beşiktaş bir kademe öndeyken şimdi iki kademe önde. Ama derbiler tarihi. Ben ne kademeler diyorum. Bir Fenerbahçe Galatasaray hatırlamıyorum yıllardır. Johnson attı. 6-0 bitecek maç. Johnson attı 1-0. Basketbol hızıyla çıkıyorlardı o maça. Ben mesela biliyorum kardeşim, kendimden biliyorum. Galatasaray Bey Fenerbahçe maçı yönetecek. Fenerbahçe Panik Ostrava'dan mı, Sigma Olomuk'tan mı 7 Sigma'dan tane? Sigma'dan 7 tane yemiş. Galatasaray Eintracht Frankfurt gibi. O zaman Eintracht Frankfurt Alman devi. Onu elemiş. Türkiye'de trafik durmuş. Yer yerinden oynuyor. Galatasaray 4 mi atar, 5 mi atar, 6 mı atar derken Aykut vurdu, gol oldu. Hem de Ali Sami Yen'de. Ben maçın hakemiyim. Dolayısıyla ben çok böyle form durumunda böyle olup da maçın sonucunun böyle olduğu çok derbiler izledim. Zaten genellikle favoriler kaybeder böyle derbiler. Yani onun için hiç kimse bana Beşiktaş, Fenerbahçe maçını Beşiktaş kazanır diyemez. Şu anda iddia oynayacak olsam Beşiktaş mutlak favori. Yani Beşiktaş yenilmez banko gibi görünüyor bende. Ama futbol... Hocam...